Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bu Gülnaz Şırınga'yı hatırlıyor musunuz? Gülnaz Şırınga'nın bir benzeri dün Levent Üzümcü tarafından gündem oldu. Gülnaz Şırınga ne demişti? Yani Gülnaz Şırınga'dan kastım, tabii ki Özlem Gürses'ten bahsediyorum. Yani Özlem Gürses şu ifadeyi kullanmıştı. Gülnaz Şırınga diye bir hemşire Devlet Bahçeli'ye şey yapmış, aşı yapmış, iğne yapmış, canını acıtmış diye ülkücüler tarafından feci şekilde dayak mı yemişti, uyarılmış mıydı, bir şey olmuştu. Yani birisi bir tweet atmış mı? Bizim Özlem hemen üzerine atlamıştı. Gülnaz Şırınga öyle kendi adı Gülnaz Şırınga olarak kalıverdi. Şimdi Levent Üzümcü'yü tanıyor musunuz arkadaşlar? Levent Üzümcü CHP'li bir arkadaşımız. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi. Şimdi bu arkadaş bir yere gidiyor galiba ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor. Orada giderken büyük bir maden buluyor. Yani müthiş bir olayı keşfediyor. Ne keşfediyor? İki tane tünel var. Orayı bilenler biliyor. Yani gerekirse ben bugün yarın gider orada o görüntüleri alarak sizlerle bir yayın yapabilirim. Yapacağım inşallah. Şimdi o tünelleri görünce Özlem hemen Özlem diyorum. Levent kamerasını açıyor. Ve başlıyor konuşmaya. Anlatıyor. Bir dinleyelim kendisini arkadaşı. Evet arkadaşlar, size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanı'na giderken bu. Görmüş olduğunuz açık havaya kurulmuş tünelin bir tarafı çalışmıyor. Mühendislik harikası olduğu için. Tabii hız sınırına falan uyuyoruz. Ama 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi maalesef sadece 2 şerit kullanılabiliyor. Yandaki tünel de boş. Dünyada ilk ve tek açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu. Bu tünelimizin gördüğünüz üzere sağdaki parçası, Sabiha Gökçen'e geliş yönünde sağda kalan parçası kullanılamıyor. Neden kullanılamıyor? Çünkü bunu açık havaya yaptılar. Muhtemelen üzerindeki ağırlığı kaldıramadı ya da bir çatlak oldu, bir şey oldu. Çünkü onu taşıyacak bir şey yok, bunu sonradan yaptılar. Evet, içeride ama şahane hız sınırımız var. Uymazsan cezası da var. Böyle bir şey. Dur şunu kapatayım da. Sizin de gözünüzü almasın. Neyse, ben bunu paylaşmak istedim sizinle. Hani bu tarihe kalsın diye ben bunu bir yerlere kaydedeceğim şimdi. Ama bilin görün istedim ben bunu. Sabiha Gökçen'in düz yola kurulmuş tünellerinden geçtik biraz önce. Düz yola. Tabii ki çok gerekli olabilir. Yapılabilir. Önemli de bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki asıl önemli olan şey, biz bu tünelleri kullanabiliyor muyuz? Mesela üstüne uçak inecek bunların. Acaba olabilecek mi? Bilemiyorum valla. Bilemiyorum yani. Çok ilginç. Şimdi o tüneller arkamızda kaldı. Hani olur ha, Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerinde yaşıyorsunuzdur. Bu muhteşem tünelleri göremiyorsunuzdur. Ben size bir göstermek istedim. Şimdi bu açıklamayı yapıyor, diyor ki, yani dünyada bir ilk diyor. Nedir dünyada bir ilk olan? Anlattığı gibi bu tünellerin işte dağlar bilmem ne açık hava tünelleri yapıldı ifadesini kullanıyor. Ya arkadaş, bu yayını yaptığı zaman insan bir araştırır, bir sorar. Yani parti meclis üyesi, belediye meclis üyesisin. Sıradan bir adam da değilsin. Ya bunlar niye acaba bu şekilde yapılmış? Yani AK Parti 20 yıllık iktidarı döneminde delmedik, tünel kalmamış. Dağlar, taşlar, her taraf tünel. Ve hepsinin üzeri dağlarla çevrili. İnsan bir merak eder. Ya AK Parti bunu niye böyle yaptı? Etmiyor, yorum yapıyor. Ama bir videomuz daha var. İşin gerçeğini anlatan. Şimdi bir de onu dinleyelim, bir izleyelim daha doğrusu. Asıl mesele bu. Buyurun.
Evet, yani bu videodan da anlaşılacağı üzere Sabiha Gökçen Havalimanı genişletiliyor ya. Ya Allah akıl fikir versin. Yani bizim Süleyman Özışık'ın söylediği çok güzel bir ifade var. İmam yerlenirse cemaat sıçrar diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Uçak inmeyen bir havalimanını dünyada örneği yok demişti. Hatırlıyor musunuz? İsterseniz bu videoda hatırlatalım. Tekrarlayalım o bölümü. Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer. Şimdi bu ifade Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii şimdi imam böyle konuşursa Levent Üzümcü de böyle konuşur. Yani bir de şey yapıyor, soldaki çalışmıyor işte. Ya arkadaş, şimdi tüneller yaparsınız eleştirirler. Havalimanı yaparsınız ne gerek var, çok rüzgar esiyor derler. İşte Marmara'yı yaparsınız, ya orası yerin altıdır, tehlikelidir, bir de ben AK Parti'nin Marmaray'ına binmem derler. İşte şeyi yaparsınız, Osman Gazi Köprüsü'nü yaparsınız. Yap, işlet, devret yalanına, daha doğrusu işte buradaki garanti olayına takılırlar. İşte açıklama yapıldı. Orada garanti paraların çok üzerinde paralar kazanmış, devletin kasasına paralar girmiş. Yani bir şeyi eleştirirken doğru yapmamız gerekiyor. Doğru yapmadığımız zaman da işte Levent Üzümcü'nün yapmış olduğu bu hazırlamış olduğu bu videoda farklı bir noktaya taşınıyorsunuz. Burada yapılması gereken ne? Levent Üzümcü'nün çıkıp sosyal medyada çok aktif olan bir insan olarak çıkıp özür dilemesi gerekiyor. Bekliyor muydunuz? Bekliyor musunuz özür dilemesini? Şimdiye kadar bir ses çıkmadı. Şimdi Levent Üzümcü lütfen yadırgamayın arkadaşlar. Levent Üzümcü çıkıp özür dilemez. Çünkü genel başkanı bu huyu kendi partililerine aşılamış. Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültelerine alındığını söyledi. T24 denilen site bu haberi yalanlamasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ne tweetini sildi, ne bir özür diledi ve partisinin geçen salı günü yapmış olduğu grup toplantısında da Devlet Bahçeli'ye güya cevap verdi. Benim Devlet Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var dedi ve Türkiye'de sınav sisteminin kaldırıldığını ama bunu sadece yabancı öğrenciler için, Katarlılar için kaldırıldığını söyledi. Yani yalanına devam etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu yalanlarını peş peşe sıraladıktan sonra doğrular ortaya çıkmasına rağmen geri adım atmıyorsa Levent Üzümcü hiç boşu boşuna adama yüklenmeyin. Bugün sosyal medyada hep birinci veya da ikinci sırada. Hiç yüklenmeyin boşu boşuna. Yani geri adım niye atsın? İmam cemaat meselesi. Hoşça kalın.